Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Külümoğlu hocam. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni katılan, yeni gelen arkadaşlarınız varsa onlara da hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar bugün Türkçe TYT hazırlık soruları sizlerle paylaşacağım. Beraberce çözüm yapacağız. Aynı zamanda bu sorular 12. sınıf okuyup da özellikle son yazılılarını test olarak yapacak olan 12. sınıf öğrencilerine de yönelik olacak. Sizlerle beraber cevaplayacağız. Yani sorularımızın cevaplarını vereceğiz ve bazı açıklamalarda da bulunacağız. Cümle türleri birinci adımın birinci sorusu. Bir akşam durup dururken dünyanın yaşlandığını gördüm diyor. Bu cümle ile ilgili bir kurallı cümledir. İki girişik birleşik cümledir. Üç anlamcı olumludur. Dört isim cümlesidir. Şimdi sevgili arkadaşlar, kurallı bir cümle midir? Bakalım. Evet, bir akşam durup dururken dünyanın yaşlandığını gördüm derken yüklemimiz nerededir arkadaşlar? Sondadır. Eğer ki arkadaşlar bir cümlede yüklem sondaysa bu nedir? Kurallı cümledir. Tamam mı? Unutmayalım. Girişik birleşik cümledir. Sevgili arkadaşlar, biz cümleleri yapısına göre dörde ayırıyoruz. Bir, basit cümle. İki, birleşik cümle. Üç, sıralı cümle. Dört, bağlı cümle. Birleşik cümleler ise kendi içinde dörde ayrılır. Bir, girişik birleşik cümle. İki, iç içe birleşik cümle. Üç, kili birleşik cümle. Dört, şart birleşik cümle şeklinde ayırabiliyoruz. Girişik birleşik cümle içinde fiilimsi geçen birleşik cümlelere denir. Şimdi bakalım bu cümlemizde fiilimsi var mı? Var. Durup dururken derken burada zarf fiilini görüyoruz bir. İki yaşlandığını derken dık dik anası mezar dikecekmiş arkadaşlar. Sıfat fiili görüyoruz. Yani hem zarf fiil var. Dikkat edin. Hem de sıfat fiil var. Evet. O zaman sevgili dostlarım bu bir girişik birleşik cümledir. Okey. Gelelim üçüncü şeye. Anlamca olumludur diyor. Evet bakalım. Bir akşam durup dururken dünyanın yaşlandığını gördüm. Evet görmüş bakın. Görmedim diyor demiyor bakın. Eğer arkadaşlar bir yüklem ma me eki almamışsa olumsuzluk eki veya değil isim cümlesi ise değil, yok kelimelerini almamışsa o zaman nedir? Olumludur. Dikkat edin burada gördüm diyor. Olumlu, gördüğü bir şey anlatıyor. Bu yüzden bu ekleri almadığı için olumludur. Üç de doğrudur, söylenebilir. Dört söylenemez. İsim cümlesidir diyor. İsim cümlesi olabilmesi için burada bir ismin olması lazım. Mesela görmek fiildir. Makmekeki alıyor. Bakın dikkat edin. Görmek. Dıdi burada fiile gelen çekimektir. M şahıs eki fiile gelen çekmektir. Bu arada arkadaşlar unutmayın. İsim çekimekleri isimlere gelir. Fiil çekimekleri fiillere getirilir. Dıdi oradaki M eki fiil çekimekidir. Görmek zaten makmek eki alıyor. Bakın içinde bir eylem barındırıyor. Dolayısıyla isim cümlesi olamaz. Bundan dolayı Bursa seçeneğini doğru cevap olarak adlandırabiliriz. Kısaca böyle ifade ediyoruz. Arkadaşlar bu konularla ilgili ayrıntılı kanalımızda ders anlatım videolarımız var. EBA TV'ye uygun yayınlamış olduğumuz uzaktan eğitim videolarımız mevcut. Onlardan da faydalanın lütfen. Özellikle bu konu 10. sınıfa yönelik bir konu. Ve gelelim bir diğer soruya. Karma dil bilgisi bölümünden birinci adım sorusu. Diyor ki bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor sevgili dostlarım, arkadaşlarım. İnsan beyni diyor dil aracılığıyla sözlü ve yazılı iletişim kurma ve anlam çıkarma konusunda son derece başarılıdır. Arkadaşlar burada belirtili ve belirtisiz isim tanımları kullanılmıştır diyor. Bu söylenemez. Yani kullanılmamıştır. Hemen ispat edelim. Önce A'dan başlayalım. Yapım ve çekim eklerine örnekler vardır diyor arkadaşlar.
Şimdi kalemimizi açalım sevgili arkadaşlar ve bakalım. Yapım ve çekim eklerine örnek var mı? Bakalım. İnsan beyni diyor, dil aracılığıyla, bakın aracılık, lıklık, evet. Yapım eki almış. Sözlü derken, söz, sözlü. Yaz, yazmak, yazı, yazılı. İletmek, iletişim, iletişim kurma, bakın kurma. Evet. Çıkmak, çıkarma, çıkarmak. Evet. Anlamak, anlam. Dikkat ediyor musunuz? Evet. Çekim eklerine örnek vardır. Evet. İnsan beyni derken, evet, bir iyelik eki görüyoruz burada. Çıkarma konusu derken, bakın, sı, si, su, sü. Aslında bu s yardımcı sestir. Fakat bazı eserler kalıplaştığı için iyelik eki olarak ikisini beraber aldık. Da, de, bakın arkadaşlar da, de, değil mi? Çekim ekidir. Gene mesela başarılıdır derken dırdır bir çekim ekidir. Burada isim veya fiil çekim eklerini karışık söylüyorum arkadaşlar, tamam mı? Mesela dolayısıyla mesela burada başarılıdır derken dır nedir? Ek fiil, geniş zaman, üçüncü tekil şahıs ekidir. Genellikle isim cümlelerinde kullanılır ve isimleri ne yapar? Yüklem yapar. Evet. Beş şıkkına bakalım. Yüklemin türüne göre isim cümlesi. Evet, biraz önce bakın zaten ifade ettim. Yeri geldi. Başarılıdır derken başarılı ismine dırdır ek fiil geldi ve dırdır onu ne yaptı sevgili arkadaşlar? Yüklem yaptı. Tamam mı? Genelde bu dırdır düşme eğiliminde de olabiliyor arkadaşlar. Bazı cümlelerde gerek duyulmadığı için düşürülebilmektedir ama orada bizim görmediğimiz bir dirdir vardır. Bunu biliriz. Mesela evde ekmek yok dediğinde aslında evde ekmek yoktur demek istiyorum. Dirdir düşmüştür. Evde ekmek var mesela diyorum. Evde ekmek vardır demek istiyorum. Dirdir düşmüş. Burada gerek olmadığı için düşürülmemiş. Evet, son derece başarılıdır. Evet, burada dirdir ek fiil, üçüncü şahıs, geniş zaman ekidir. Aynı zamanda arkadaşlar unutmayın, dırdır eki eğer isimlere getirilirse yüklemde bildirme eki adını alır. Bu bazı eserlerde geçiyor, bazı eserlerde geçmeyebiliyor anlatımlarda. Aynı zamanda bu dırdır eki fiil çekimlerinde de kullanılır arkadaşlar. Eğer ek fiil olarak fiillere getirilirse, fiil çekimlerinde, orada da kuvvetlendirme eki adını alır. Tamam mı arkadaşlar? Bunu unutmayın. İsimlere getirildiği zaman bildirme, fiillere getirildiği zaman kuvvetlendirme eki adı alır. İki durumda da ek fiildir bu. Fakat birinde isimlere getirilir, birisinde fiillere getirilir, yüklemde. Dolayısıyla burada isme geldiği için burada bir bildirme anlamı da kazanmış. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar, başarılı ismini yüklemleştirmiştir. Unutmuyoruz, isimler fiil, eylem barındırmadığı için arkadaşlar normalde yüklem olmazlar kendi başlarına. İsim cümlesi yapabilmeleri için ek fiile ihtiyaç duyarlar. Zaten ek fiilin de en önemli görevlerinden birisi fiillere gelerek onları yüklem yapmak, isimlere gelerek onları yüklem yapmak. Basit zamanlı fiillere gelerek de onları birleşik zamanlı fiil yapmak. Mesela gelecekmiş, gelecek imiş. Bakın orada basit zamanlı fiili ne yaptı? Birleşik zamanlı. Başarılıdır. Bak, başarılı ismini dırdır gelerek yüklem yaptı. İyi bir öğrencidir. Bak, öğrenci ismini dırdır gelerek ne yaptı? Yüklem yaptı. Dolayısıyla ek fiil çok önemli bir fiildir ve ana yardımcı fiil olarak kaynaklarımızda geçer. Evet. C'ye geçelim. Edat ve bağlaca yer verilmiştir diyor. Bakıyoruz arkadaşlar. Mesela ve sözlü ve yazılı derken burada bir bağlaç görüyoruz, değil mi? Ve'yi. Evet, burada bir bağlaç olarak görüyoruz. İnsan beyni dil aracılığıyla burada bir ile var arkadaşlar. Edat var burada. Evet. İ düşmüş, Y türemiş. Dikkat edin arkadaşlar. İle edatı burada kullanılmış.
Şimdi burada bununla ilgili de bir şey söylemek icap eder. Sevgili arkadaşlar, edatları cümleden çıkardığımız zaman anlam bozulur. Tamam mı? Aynı zamanda bu ile edatı ve anlamında da kullanılır. Dolayısıyla ile hem edat hem bağlaç olarak kullanılabilir. İleyi çıkarıp yerine ve koyduğumuz zaman anlam bozuluyorsa edat, anlam bozulmuyorsa bağlaç olur. Şimdi bakın, insan beyni dil aracılığı ve sözlü ve yazılı iletişim kurma dediğimiz zaman dikkat edin ne oldu? Anlam bozuldu. O zaman oradaki ile, yani lale nedir? Edattır. Lütfen buna dikkat edelim. Gene ve bağlacını burada ne yapıyoruz? Görüyoruz sevgili arkadaşlar. Bu da gitti. Evet, ABC gitti. D'ye bakalım. Ö'lerin dizilişine göre kurallı cümledir diyor. Evet arkadaşlar, eğer yüklem sonda ise bu cümleye biz kurallı cümle diyoruz. D de var. Ama belirtili ve belirtisiz isim tanımlamaları kullanılmıştır ifadesi arkadaşlar burada yanlıştır. Çünkü burada dikkat ederseniz insan beyni derken sadece belirtisiz isim tanımlamasını görüyoruz. Dil aracılığı derken belirtisiz isim tanımlamasını görüyoruz. Belirtili isim tanımlaması yoktur. Tamam mı arkadaşlar? Bak, soru sizi yanıltmasın. Bak burada ne diyor soru? Belirtili ve belirtisiz isim tanımlamaları kullanılmıştır diyor. Yani ikisi beraber, birlikte, bir arada. Aynı cümlede. Hayır, belirtili isim tanımlamasını görmüyoruz. Peki hocam, belirtisiz isim tanımlaması nerede? Bakın hemen onu görelim beraber. Şöyle kalemimizi açalım tekrar. Bakın, insan beyni derken sevgili arkadaşlar, burada insan ve beyin ismi iyelik eki alarak ne yapmış? Bir kelime grubu, söz takımı kurmuş. İnsan tamlayan, beyin tamlanan isim olarak iyi iyelik eki, beyni tamlananı iyelik eki alarak bir isim unsuruyla ne yapmış? Kelime grubu oluşturmuş. Zaten tanımlarken biz öyle söyleriz. İyelik ekli bir ismin başka bir isimle oluşturduğu kelime grubuna, söz takımına biz ne diyoruz veya söz öbeğine, bakın üç ayrı ismini söyledim, isim tanımlaması diyoruz. Şimdi insana bakın herhangi bir ek gelmemiş. Yani ın in eki gelmemiş. Doğrusu öyle. Evet, herhangi bir ek demek belki sizi yanıltabilir. In in eki gelmemiş. Eğer ın in eki gelseydi belirtili olacak. Tamam mı? Gene dil aracılığı derken burada da bir belirtisiz isim tanımlaması görüyoruz. Dolayısıyla veya arkadaşlar bakın anlam çıkarma konusu derken gene belirtisiz bir isim tanımlaması görüyoruz. Bundan dolayı Edirne seçeneği bizi çeldirmek için konmuş, ifade öyle düzenlenmiş. Doğru değildir. Bunu çıkaramıyoruz. Sorularımızı bitirmişiz. Bu dersimizde Milli Eğitim Bakanlığımızın sizlere dağıtmış olduğu kaynak kitaplardan Türkçe, TYT Türkçe sorularımızı çözdük arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde buluşmak ve görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu takladığınız için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.